Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitkorma paylaşıyorum. Sizinle bu videoda Narenciye Bahçesi'nden birlikteyiz. Unlu bit survey'i yapıyoruz. Daha henüz çıkışlar 50-50 diyelim, ancak nedendir bilinmez 3 haftadır. İçinde bulduğumuz hafta itibariyle artık 4. haftaya girdik neredeyse. İnanın unlu bit için ilaçlama yapıyorlar. Boşa yapıyorlar. Sizinle bu survey'i paylaşmak istedim. Bakın, şurada az önce eşelediğimiz, altını göstermek istediğimiz bir unlu bit yumurta paketi var. Yaklaşık 150-200 yumurtayı şurada paketin bir tarafında, bir de şurada bir diğer tarafında görüyorsunuz. Bu vatandaş az önce kendisini kaldırdık, yumurta atıyordu buraya. Bu yumurtayı attıktan sonra ölecek. Biliyorsunuz dişlerinin içi boşalıyor tamamen. Dolu, böyle semirmiş dişlerinin içi, komple yumurta dolu olduğu için. Bakın, bir diğeri de burada. Şuraya atıyor ve bakın, burada hiçbir şey çıkmıyor, görüyorsunuz alttan. Çünkü bu yalancı bir yumurta paketi. Yalancı yumurta paketini şöyle izah edebilirim size. Tavuklar nasıl bir kılavuz yumurta atıyor. Önce bir yumurtalığı, ovaryumu alıştırıyorlar ve o yumurta kanalını alıştırıyorlar. Bu da onun gibi bir yumurta atıyor. Bunun gibi yalancı. Yani çıkarması daha kolay. Oradan zerki daha kolay. Akabininde buradaki gibi gerçek yumurtayı atıyor unlu bit. Pironococcus citri diyelim. Bakın, görüyorsunuz. Şu küme halindeki beyazlığın etrafına yayılmış küme halindeki sarımsı, turuncumsu alanlar bu adamın yumurta paketi. Bakın, bunu görüntülerken telefonla görebildim az önce. Şu bizim arkadaşımız da bir avcı. Şurada bakın, krizopit. Bakın, görüyor musun ne kadar hızlı hareket ediyor? Avcılar böyledir. Oraya öyle bir kamufle olmuş ki bu da yumurtalar yer. Yani bunlar şeydir. Hatta karnivordur. Yani ne varsa yer bu. Polifak beslenir. Hatta kendi türünü de yer. Yani kanibalizm de var vatandaşta. O yüzden bizim için yaprak biti yese de, unlu bitin yumurta kümesinden bir miktar yese de bizim için yararlı. Şimdi burada size anlatmak istediğim birkaç şey var. Yapılan yanlışlardan bahsedeyim. Bir, survey yapmadan ilaçlama yaptırılıyor. İkincisi, surveyde bitkinin durumu, yaşı, toprağın karakteri, mevkisinin durumu vesaire hiç gözetilmeden ilaçlama yaptırılıyor. Bunlara çıkacağım sonra. Üçüncüsü, kullanacağımız ilaçların, pestisitlerin diyelim, durumu, yani çalışma prensibi tam olarak özümsenmeden kafaya göre ilaçlama yaptırılıyor. Mesela bizim kullanacağımız pestisitler sistemik. Bütün dünyada ruhsatlı, bütün narenci alanlarında unlu bite karşı kullanılan pestisitler ve çalışma prensibi ağaca geçiş sürecine kadar bir süre alıyor. Yani ağaca geçip işlem yapmaya başlayana kadar bir süre alıyor. Biz bu ilaca göre artık 10 yılı biraz aşkın bir süredir, bu ilaca göre çıkış yüzdesini belirleyip ilaçlattırıyoruz. Yani ilacı ilk o zaman attırıyoruz. Gün gün öncesinde veya çıktıktan, yerleştikten sonrasında yapılan ilaçlamalar tam hedefini bulmuyor. Sebep şu: öncesinde yapılan unlu bit çıkana kadar yumurta paketinden etkisini çoğunlukla kaybediyor. Kademeli çıkış olursa, yani kademeli çıkışın birçok sebebi var da bir tanesi şu: bugün diyelim hava sıcaklığı gündüz 32 derece. Bir anda bu birkaç derece düşerse, işte 30'a, 29'a, 28'e düşerse, bırakılan yumurtaların yumurta sırasına göre son bırakılan daha kademeli çıkıyor. Biz de ilacı oldukça erken atmışsak, çıkışın yoğunluğunun başlamadığı tarihten bayağı önce atmışsak, bir hafta, bayağıdan kastım da bir hafta bile yeterli, hatta iki hafta önce atmışsak, yakalama şansımız sıkıntıya giriyor ve bir sonraki dölüğü, bir sonraki dölüğü katlayarak geliyor. Biz birinci dölüğü çok net yakalarsak unlu bitte, bir sonraki dölüğü
katlanmasını engelliyoruz. Bir ikincisi de, bakın burada da gördüm, yaklaşayım. Bu da bir avcı. Krizoperla. Neuroperadan, sinir kanatlardan. Bir sonraki dölde artık unlu bit baş edilemez hale geliyor. Bakın şuralarda bırakmaya başlamış yine. Bakın şurada. Sanırım bu yalancı paket. Gözlerim beni yanıltmıyorsa. Evet, yalancı paket. Ya o biraz daha böyle havlu duruyor. Dolayısıyla tam zamanını yakalayıp, yani bu paketleri tahrip etmeme sebebim o. Bakın görüyor musunuz? Dokunayım, hani açayım hadi sizin için dedim de. Çünkü biz bir sonraki seferde bu yumurtalar paketlerinden gelip 2 gün sonra tekrar kontrol edeceğiz burayı. Çıkışları kontrol edeceğiz. O yüzden her birini gördüğümüzü ezdik, gördüğümüzü ezdik. Sonrası ne olacak? Şuraya da, bakın şurada da epey bırakmış. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz şurayı? Evet, bakın şurayı. Evet. Bakın ne kadar döşemiş yan yana. Eğer biz buralara da ulaşamazsak arkadaşlar, bakın oralara ulaşamazsak, iklim farkından dolayı burada daha fazla şey var. Bakın şöyle yaprağın hemen altında, şurada. Buralara da ulaşamazsak, eğer aşağıda tahrip ettiğimiz yumurta paketlerinden dolayı açılmayı göremeyiz. Şu gizli yeri göremezsek, ki Allah'a şükür şu anda çok net görürüz. Nerede olduğunu biliyoruz bunların. Bize her ne kadar saklambaç oynasalar da ne yapacağız? Tespiti yapamayacağız. O yüzden paketler tahrip etmiyorum. Yani bir tane sivrisineği kovalayıp yakalamakla bir şey olmaz. O yüzden biz kullandığımız pestisidin çalışma prensibini çok iyi biliyoruz. Ve açılış yüzdesini ona göre ayarlıyoruz. Daha önce kullanılan pestisitlerde açılış yüzdesi geciktirilip hemen hemen yarıdan fazlası çıkması beklenir uygulama yapılırdı. Ama şu anda kullandığımız pestisitlerin, ruhsatlı pestisidin uygulama durumundan dolayı biz açılış yüzdesini daha düşük tutup ve ilaçlamayı ona göre planlıyoruz. Ve ilaçlamayı kaçırmadığımız için de birinci dölde başarımız %100 oluyor. Yıllardır Allah'a şükürler olsun. İkinci döl için kontroller yapıyoruz. Bazı yerler var, mikro klimalar. Şöyle söyleyeyim, nem her zaman yüksek oralarda. Bir de bitkiler, yani şu anda örnek verdiğim bahçede daha böyle seyrek dikildiği için, olması gereken bu, güneşlenmesi de iyi. O nem artı sıcaklık ikinci dölde tetikliyor. Bazen ikinci dölde orada ilaçlama yaptırıyoruz. Ve bu dönemde yaptığımız ilaçlama da kabuklu biti de hedef alıyoruz. Çünkü pestisit ona göre her döneminde vuruyor kabuklu biti. O yüzden bir sıkıntımız olmuyor. Ancak lütfen çıkış öncesi unlu bit için söylüyorum, İlaçlama yapmayın. Yoksa boşa ilaç atarsınız, problem yaşarsınız. Bu arada dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum, şu bantla sprinkleri burada hep ortada. Şöyle ortaya aldırıyoruz biz sprinkleri. Çünkü damlamayı öneriyoruz. Damlama yapmazlarsa sprinkler hemen buradaki gibi ortada oluyor. Ve bakın bu sprinklerin aktığı bantta bol miktarda koniza var. Bu koniza SP, yani diğer adıyla şifa otu, biliyorsunuz herbisitlere dayanıklı türlerden. Şu an için mücadelesi çok efektif değil. Yani belli bir boydan sonra zaten biçeceksiniz. Hiçbir herbisit öldürmüyor. Çok küçükken yakalayabiliyorsunuz glifosatla. Başka yapacak bir şey yok şimdilik. Buradan size veda diyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.